Tek başına uzun yolculuklar yapan insanlar bu videoyu izlesin. Peki bu videoyu kimler izleyecek? 1 saat, 2 saat günlük veya 5 saat, 10 saat veya 2 gün, 3 gün, 1 hafta yolculuk yapan şoförler bu videoyu sonuna kadar izlesin. Hayatını daha güzel hale getirmek için. Şimdi bu mevzu neden önemli, neden anlatıyorum değerli arkadaşlar? Beynimizin tanınmış 4 tane frekansı var. Bu frekans şu anki halimiz dinlerken normal halimiz beta frekans. Sonra alfa frekans var, frekansı var, hipnoz frekansı. Yani öğrenmenin açık olduğu frekans. Şoförler de uzun yolculuklar esnasında etraftan geçen çizgilerden dolayı, şeritlerden dolayı alfa frekansına giriyorlar. Yani öğrenme frekansı, hipnoz frekansı, hipnozda, kişi trans'ta o anda öğrenme kapıları açılıyor. Normal insana göre, kişinin durumuna göre, frekansına göre normal insanların 20 katı 30 katı belki de 50 katı daha hızlı öğreniyor. Dolayısıyla çok daha hassas, hızlı kavruyor her şeyi. Şöyle örnek vereyim. Beta frekansında bir adama 40 kere deli dediğinde deli olduğuna inanıyor ya. Alfa frekansında da bir kere demesi yeterli. Bir kere ona sen deli dersen hemen inanıyor. Yani şoförler çabuk öğreniyorlar, çabuk kavuruyorlar. Tabi bunun iyi tarafı var, kötü tarafı var. Araç sürerken etraftaki şeritlerden dolayı kişi bu frekansa geldiğinden dolayı çok hassas. Şimdi gelelim yapılan en büyük hata yanlış nedir? Bu şoförler uzun yolculuk yaparken veya bir yere giderken, işe giderken uzun yolculuk yapan kişi hipnoza girdi ya birkaç dakika sonra yola çıktıktan sonra TV açıyor ve dramatik bir müzik dinliyor. Batsın bu dünya veya bir teselli ver veya yandık bittik neyse öyle bir türkü öyle bir şarkı dinleyince bu adama bir kere deli deyince nasıl deli olduğuna inanıyordu. Batsın bu dünya dendiğinde de hakikaten hayatı beyni ona göre programlanıyor. Çünkü alfa frekansında. O öyle inanıyor artık. Hayattan tat alamıyor yolculuk esnasında. Tamam o esnada çok iyi keyifleniyor. Fakat içerisinde kulağının içerisinde o vum diyorlar. Kulak kurdu diye bir şey var sevgili arkadaşlar. Teybi kapattıktan sonra içinde tekrarlamaya başlıyor. Batsın bu dünya, batsın bu dünya diye tekrarlıyor. Kapasite günlük 90 bin kere tekrarlıyor sevgili arkadaşlar. Düşünsenize uzun bir yolculuk yapan adam bu türküyü, bu şarkıyı dinledikten sonra nasıl bir hale geliyor? Yorgun, bitkin, motivasyonu kırık, ondan sonra dışarı çıktığında hemen alıyor cigarasını. Derin derin çekiyor değil mi? Sanki dünya yıkılmış başına. Genellikle böyle problemler var. Ben de diyorum ki bu şekilde hayatını o yolculuğu zindan edeceğine gel şoför olarak hayatını daha nasıl verimli kullanabilirsin? Yani o yolculuğunu nasıl verimli kullanırsın? Nasıl faydalanabilirsin? Hem ailene, hem kendine, geleceğine nasıl faydalı olabilirsin? Bunu anlatmak istiyorum değerli arkadaşlar. Şimdi kendimden örnek vermek istiyorum sevgili arkadaşlar. Eskiden seminerlere giderdim. Uzun yolculuklar yapardım. Almanya Duisburg'dan örneğin Norveç'e veya Münik'e veya Fransa'ya, oraya buraya bazen araçla giderdim. Uzun yolculuklar yapardım. Bana bu çok keyif verirdi. Yani uzun yolculukları çok seviyorum. Neden? Bir fırsatım var. Kendimi geliştirmeye fırsatım oluyordu devamlı. Hayatım uzun yolculuklarla geçti. Yani eskiden sevimlerler verirken hep böyle uzun yolculuklar yaptım. Ve ne yaptım peki? Nasıl değerlendiriyordum? Kitaplar var sevgili arkadaşlar. Sesli kitaplar. Sesli kitapları açıyordum. Normalden daha hızlı. iki katı daha hızlıya alıyordum. Daha daha hızlı konuşuyordu konuşmacı. Beyin frekansı açık olduğu için normalden daha fazla öğrenebiliyor. Daha hızlı öğrenebiliyor. Hızı hiç önemli değil. 3 katına da çıkarsan yine kapıyor bilinçaltın. Ve o yolculuk esnasında 7 saatlik yolculukta iki kitap bitiriyordum. Bazen 3 kitap bitiriyordum. Bazen seminerlere katılıyordum. Yani seminerleri dinliyordum. O yolculuk sonunda çok şeyler öğrenmiş oluyordum. Yani o aracı yürüyen üniversiteye çevirebiliyordum. Dolayısıyla bir taşla iki kuş vuruyordum. Hem yolculuk yapıyorsun, hedefine doğru ilerliyorsun hem de bilgi beynini bilgilerle dolduruyorsun, öğreniyorsun, kendini yetiştiriyorsun. Yolculuktan sonra donanımın artmış oluyor. Şimdi peki sen ne yapabilirsin? Bir kere sen yolculuk yapıyorsun 2 hafta Üç hafta bir yerden bir yere yük götürüyorsun örneğin. Seni aşağı çeken müzik, türkü, söz tamam mı? ne varsa yani kelimeler bunları çıkarman lazım. Yani kelime olmaması lazım. Çünkü kelime o kişinin o şarkı söyleyen kişinin sözü onun haleti ruhiyesi sana gelmesin, geçmesin, sana aktarım olmasın. Negatif hali seni etkilemesin diye cümleli kelimeli olan müzikleri hayatından çıkar. Enstrüman olsun. Yani seni rahatlatan ama. Seni dramatik bir hale sokan değil. Seni motive eden ne varsa bunu dinleyebilirsin. Bunun yanında tavsiyem yavaş yavaş sesli kitaplar dinleyebilir. Veya YouTube videolarımız var bizim. Hepsi ileri taşıyor. 920'ye yakın videomuz var. Aç sırayla. İzle. Dinle. Yani izlemene de gerek yok. Sesini aç. Dinle. Ve şundan emin ol ki senin beynin açık. Alfa frekansında çok hızlı kavrayacaksın. Hızlı öğreneceksin. Hızlı algılayacaksın. Donanı artacak. Kendini geliştireceksin. Yavaş yavaş dinle. Bunun yanında ne yapabilirsin? Bir konuda hedefin varsa, hedefin şurası A noktası. Oraya gitmek için, donanım kazanmak için kendini geliştir. Yani kişisel gelişim için yapılır? Bir hedefin olur A noktası. Oraya gitmek için kişisel gelişim yap. Online eğitimler var. Katıl, onları dinle. O şekilde donanımı kazan. Yani bir fırsat olarak değerlendir o yolculukları. Sana keyif verir, tat verir. Vicdanın rahat olur aynı zamanda. Dersin ki ya ben yolculuk yapıyorum. Hem yani para kazanıyorum. Hem de Kendimi geliştiriyorum. Kendimi geliştirirsem eşime, çocuklarıma faydam olacak. İyi bir eser bırakacağım. Hani derler ya eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Arkandan eser bırakmış olursun. Kazandığın donanım, bilgi hiç merak etme. Gen olarak senin çocuklarına aktarılacak zaten. Onlar senin hiç sen sussan da hiç konuşmasan da o halin ruhun konuşacak. Öyle de etkilenecekler, böyle de etkilenecekler. Dolayısıyla iyi bir eser, iyi bir nesil bırakırsın. Vicdanın rahat olur. Bunun yanında da birkaç tane örnek vermek istiyorum. Bazı ülkelerden Avustralya, İngiltere, Almanya Amerika. Amerika'da uzun yolculuklar yapanlar. Orada bilhassa bir haftalık araba yolculuğu oluyor. Yani kişi bir yerden bir yere bir haftada yük götürüyor. Bunların çok vakitleri oluyor. Bir de düşünsenize tek başına bunlar bizim programlarımıza katıldılar. Daha yüzden motivasyonu kırık, enerjisi yok, hayattan tat almıyor. Aynı zamanda bir hafta yolcusun. Yani bir hafta yolculuk yapıyorsun. Yani çoluğun çocuğun uzakta. Onları düşünüyorsun bir tarafta. Çünkü bir hafta yolculuktan sonra çocuğunun büyüdüğünü görüyorsun. Öyle düşün. Yani çocuklar büyüyor. Hayat değişiyor. Ne olduğunu bilmiyorsun. Kopuk bir hayatın var. Bunlar bizim programlarımıza katıldılar. Bu şekilde birçok öğrencimiz var. Bilhassa tır şoförü veya minibüsle yük taşıyan insanlar. Onlar online eğitimlere katılarak benim ses kayıtlarımı dinlediler. Tamam görüntü var ama konsantrasyon bozulmaması için sesi dinlediler sadece. Ve o şekilde de eğitimleri tamamladılar. 3 ay, 6 ay, 1 senelik eğitimlere katıldılar. Donanım kazandılar. Daha önceden bir kamyonu varsa 3'e çıkardı. 3 tane varsa ona çıkardı. Yani çünkü donanım var. Kendini geliştirdi. Zamanını boş harcamıyor. Şeyler öğreniyor, teknik yöntem öğreniyor, iletişim becerileri öğreniyor. Aynı zamanda beyni çok hızlı öğreniyor. Hem beyin frekanslarını nasıl kullanılacağını öğreniyor. İletişim becerilerini öğrendiği için çocuğuna, eşine nasıl davranacağını biliyor. Müşteri nasıl kazanılır bunu öğrendi. Neden iletişim becerisi kazandığı için. Veya eleman çalıştırıyorsa elemanları nasıl yönlendirebileceğini, onlara nasıl liderlik yapacağını öğrendi. Nasıl etkili insan olacağını öğrendi. Bu tır şoförü arkadaşlarımız. Tabi maddi durumlarını düzelttiklerinden dolayı şoförlüğü bırakıp eleman tuttular, şoför tuttular. Kendileri bürodan işlerini takip edebilir hale geldiler. Büroda duruyor, 8 saat çalışıyor, çoluğuna, çocuğuna zaman geçiriyor, ailesiyle zaman geçiriyor ve eleman çalıştırıyor. O hale geldiler, patron oldular değerli arkadaşlar. Bu nasıl oldu? Bu kişiler o kamyonu o minibüsü üniversiteye çevirdikleri için bir eğitim kurumuna dönüştürdüklerinden dolayı o yolculukta eğitim yaptılar. Kendilerini geliştirdiler. Eğer siz de aracınızı üniversiteye dönüştürüp kendinizi geliştirmek istiyorsanız ve bu kendinizi geliştirdiğinizde çocuğunuza çocuğunuza iyi eser bırakmak istiyorsanız ne yapabilir? O zaman siz de kendinizi geliştirmek için bizim online programlarımıza katılabilirsiniz. Eğer programlarımıza katılırsanız aracınızı üniversiteye çevirir. Kendinize güzellik katılabilirsiniz katarsınız, donanım katarsınız ve azladığınız hedeflere, hayallere ulaşabilirsiniz. Eğitimlerimize katılmak için hemen videonun altındaki linke tıklayın, formu doldurun. Eğitimde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.